Deniz Zeyrek, efendim Ankara'dan nasıl görünüyor bu meseleler? Oralarda nasıl okunuyor? Neler söylüyorlar? Buyurunuz. Evet, aslında herkes aşağı yukarı her şeyi söyledi. Çok fazla bir şey kalmadı. Benim de şahsi kanaatim Cumhurbaşkanı'nın bir çıkış aradığı yönünde. Kim ne derse desin, şu anda AK Parti'nin oylarını bir kenara bırakalım. Yani AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa çıkarabilecek çoğunluğu alamayacağını neredeyse kabullenmiş vaziyetteler. Hiç olmasa Cumhurbaşkanı kazansın ki düzen devam etsin diye bir beklenti var. Ama Cumhurbaşkanı'nın da seçimi kazanması için yani en azından bir 10 puanlık bir oyun karşılığını, ki o da yaklaşık 5-6 milyon civarında insan demek, yanına çekmesi gerekiyor. Yani ben İhsan Bey'in hani mesleki olarak şeyine saygı duyarım ama ben de şahsen son gördüğüm 20-30 ankette yani öyle 50'lere falan dayanan bir şey görmedim. Yani bize her gün bir tane mutlaka değişik bir firmadan anket geliyor. 3 aşağı 5 yukarı da hepsi aynı. Zaten kusura bakmasınlar, ben biraz eleştireceğim bu işleri yapanları. Hiçbirinin hiçbir şehirde örgütlenmesi yok. Oturuyorlar merkezden X şehrindeki bu işleri yapan şeye, işte bizim için şu soruları şu kadar adama sor, cevaplarını ilet. Ondan sonra da değerlendirme yapıyorlar. Bu anket işi pahalı bir iş. Yani biraz işin kolayına kaçıyorlar. Dolayısıyla da 3 aşağı 5 yukarı her ilden aynı kaynaktan veri topladıkları için de 3 aşağı 5 yukarı aynı sonuçları elde ediyorlar. Bu onun için Gürkan'ın söylediği şey önemli. Yani vatandaşın ne düşündüğünü biz Haziran'da seçimlerde göreceğiz. Sağlıklı bir değerlendirme yapıldığı kanaatinde değilim ben. Çünkü sokakta görüyorum, sokakta yaşıyorum. İnsanların yani nelerle karşılaştığı, neleri yaşadığı, ben AK Parti'nin oyunu son dönemde artıracak çok bir şey görmedim. Yani TOG'u ürettik, tamam, alamadıktan sonra, binemedikten sonra Orhan Veli diyor ya, arabaların dışı bedava. Yani ya da işte Rusya ile Ukrayna'yı barıştırdık. Bu bizim halkımızın karnını doyuruyor mu? Bu tür şeylerle avunmak, bununla işte oyların arttığını söylemek kolay. Ama işin özünde bir gerçek var. Tayyip Erdoğan en azından bir önceki seçimde alıp sonrasındaki yanlış politikaların ürünü olan ekonomi, ekonomik durum, ekonomik kriz vesaire nedeniyle kaçan oylarına, yani Babacan'ın partisine giden, Gelecek Partisi'ne giden, işte İyi Parti'ye giden vesaire, Yeniden Refah Partisi'ne giden oylarını geri kazanmak durumunda. Bununla da yetinmek durumunda değil. Mesela Kürt oylarını, Alevi oylarını, geçmişte 2002 ile 2010 yılları arasında kendisine büyük destek veren liberal solcuları, İşte sol demokratları vesaire, onları yanına tekrar çekmek zorunda. Bugün Ertan Aydın'ın başkanlığını yaptığı ya da yürüttüğü seçim stratejisi ekibinin temel amacı budur. Yani buradaki Türkiye Yüzyılı toplantısında verilmeye çalışılan açılımcı yaklaşımın temel amacı da budur. Yani kaybedilen bir 5-10 milyon oy var süreç içinde. Onları geri kazanma çabası var. Ne yaptı Sayın Cumhurbaşkanı? Cemevi ziyaret etti. Hı hı. Ama Sayın Bahçeli kadar net bir şekilde tavrını ortaya koyamadı. Muhafazakar korkularından kaçamadı. Ve cemevlerini Kültür Bakanlığı'na bağlı kültür alanları gibi lanse eden bir çıkış yaptı. Bu da Alevileri tabii ki tatmin etmedi, tepki gösterdiler. Sonra ne yaptı? İşte anayasa değişikliği paketini kullanarak HDP ile bir temas sağladı. İşte partinin en önemli adamları, işte Ali İhsan Yavuz, Bekir Bozdağ gittiler. Selahattin Demirtaş'ın Figen Yüksekdağ'ın fotoğraflarının altında ki kendileriyle ilgili söyledikleri açıklamaları, yaptıkları açıklamaları hepimiz biliyoruz. HDP yöneticileriyle biz iyi anlaşırız gibi cümlelerin kurulduğu bir fotoğraf verdiler. Bir ortam yarattılar. Şimdi o da olmadı. Neden olmadı? Mesela büyük bir şey, işte Demirtaş'ın
babasını ziyaret etmesi evet ya insani bakalım. Bir konu ama konjonktürle ilgili olduğunu da düşünmek lazım. Daha önce benzer durumlarda çok zor olan şeyler çok kolay halledildi bu süreçte. Oradan bir beklenti şey oldu ama bu Beyoğlu'ndaki saldırı biraz ters tepti. AK Parti'nin bu da HDP ile yakınlaşması açısından söylüyorum. Yani sonuç itibariyle terör örgütü bir katliam gerçekleştirdi. Terör örgütüyle ilişkilendirilmiş bir partiyle daha yeni siz bir araya gelmişsiniz ve onlarla görüşmenin normal olduğunu söylemeye başlamışsınız. Ki daha önce işte HDP eşittir PKK vesaire tarzında cümleler kuruluyordu. Oradan şimdi mesela da bir şey o söylem de çok hızlı. KCD'de var. Cumhurbaşkanı HDP ile birlikte hareket ediyorlar diyerek tekrar böyle bir açıklama yaptı. İşte yani hani bu vatandaşın bu konuyla ilgili çok güzel sözleri var yani. Dünkü fotoğraf neydi o zaman? Dünkü fotoğrafı savunmak için Can Siperhane yapılan açıklamalar neydi bu televizyon programlarında vesaire? Yani dünya dönüyor. Sen ne dersen de gibi bir pozisyon var. Yani siyasetçilerin artık hani seçim arifelerinde genellikle böyle olur. Çok böyle ilkesel duruşları vesaire olmaz. Sonra ne oldu? İşte ya Diyarbakır'da bakın mesela Ahmet Kaya ile ilgili bir soru sordurtuldu Cumhurbaşkanı'na gençlik toplantısında. Aynısını burada Özbekistan dönüşünde de ifade ettim. Gördük. Yıllar önce de bu konuşulmuştu. Evet, aynısı. Ben hatırlıyorum. Ben Ahmet Kaya'nın mezarının gelmesi. Aynı soru. Dedi. Türkiye'de bakın AK Parti'nin geçmişine bakın. Ne zaman bir açılım çabası içine girse, ne zaman işte sol liberallerin, sol demokratların vesaire oyunu almaya çalıştığında ortaya atılan projelerden biri Ahmet Kaya'nın mezarını Türkiye'ye getirmektir. Ya da Nazım Hikmet'in mezarını Türkiye'ye getirmektir. Şimdi de burada bir açılım şeyi var. Dolayısıyla bunların hepsini ben tesadüf olarak görmüyorum. Bu ancak geçmişteki gibi bir ortam, bir konjonktür söz konusu değil. Yani HDP ile işbirliği zemini açılım ya yani 2013'teki gibi bir açılım zemini artık yok. Bunu başta Sayın Bahçeli olmak üzere herkes reddeder. Aleviler konusunda cesur çıkışlar gerekiyor. Sayın Bahçeli bunu yaptı. Cemevleri ibadethanedir diye çok net bir duruş sergiledi. Ama Tayyip Erdoğan muhafazakar korkularının ötesine geçemedi. Kendi tabanından da çekindi. İşte Kültür Bakanlığı'nın elektrik faturalarını ödediği kültürel alanlar noktasında bir çerçeve çizdi ki bu da onları tatmin etmedi. Sol liberaller artık o kadar çok dayak yediler ki bu süreç içinde. Onlar da pek bu şeyleri, çiçekleri, göz kırpmaları pek şey yapmıyor. O halde ne yapabilirim? Biraz önce zannedersem Gürkan söylemişti. İyi Parti altılı masada biraz böyle şey yapıyor işte... İşte CHP ile rekabet etmeye başladı. Altılı masayı domine ediyor, etmeye çalışıyor. Edemezsem bırakır giderim sinyalleri veriyor vesaire. Tam ideal zaman. İşte bu burada altılı masadan koparıp hele bir de yanımıza çekebilirsek muhteşem olur gibi bir bence şey stratejistleri bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey yaptı. Çünkü geçenlerde konuştuğum bir AK Partili milletvekili dedi ki ya biz öyle dedi Gelecek Partisi'nin oylarını geri alarak işte ya da başka birkaç parti ismi verdi onların şimdi tepkisini çekmek için isimlerini vermeyeceğim. Onlarla bu işi rahat bir şekilde halledemeyiz dedi. Bize daha büyük bir katılım lazım dedi. Yani o katılım kim olabilir? İşte İyi Parti olabilir yani CHP'nin katılacak ama bu yok. Kimse HDP'yle katılacak zaten. Değil de orayı bölme yani katılmaktan ziyade oradan kopma olarak o bence konuşuldu. Bölme siz meselesi katılma olarak bölme meselesi ya katılsa bölme taban meselesi, katılmaz çünkü orada başka bir tartışma işte başlar. Sayın Akşener de bunu çok iyi bildiği için Ahat Bey'in de söylediği gibi yani kendisi gitse de Akşener'in tabanı kendisinden vazgeçer. Zaten iktidarı desteklediği için hani milliyetçilerin oradan kopuş nedeni, MHP'den kopuş nedeni iktidara verilen destekti. Yani